Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü ilk yardım videomuzun konusu kedi köpek ısırıkları ve tırnıkları. Şimdi eğer evimizde bir hayvan varsa, köpeğimiz, kedimiz ya da bir misafirliğe gittik, evin evcil hayvanı, yani evde bulunan ve veteriner kontrolünden geçmiş, aşıları yapılmış bir hayvansa bu. Şimdi bazen yabancılara karşı çok tedirgin olabiliyorlar. Daha ya da siz çok hırçın seviyorsunuzdur ve kedi ya da köpek ona çok alışkın değildir. O zaman böyle hırlayabilir, ısırabilir ya da böyle tırmıklayabilir. Eğer böyle bir durumda derin bir kaşık, böyle bir kesi varsa, kanama yoksa eğer önce soğuk kompres yapıyorum. Sabunlu suyla güzelce yıkıyorum. Çünkü sabunlu su ve hayvanın, köpeklerin dişindeki, kedinin tırnaklarındaki mikropları sabunlu suyla attırabilirim. Ama baktığım da orada bir parçalı bir şey var. Yani böyle geçirdiğinde orayı kanattıysa eğer, mutlaka önce kanamayı durdurmak için üstüne tampon yapıyorum. Ama kanamanız 5 dakika oldu, halen kanama durmuyorsa hemen hastaneye gitmelisiniz. Ama bu hayvan, yani bu bir kedi ya da köpek, sokak hayvanıysa, sokak hayvanlarında lütfen dikkat edin. Çünkü kötü sokak hayvanlarının zamanında başına ne geldiğini bilmiyoruz. Bazısı çok uykusal olabildiği gibi, bazısı da kendini sokakta hayatını idame ettirebilmek için doğal olarak daha vahşi olabiliyor. Ve bu durumda siz ona dokunduğunuzda hop diye elinizi kapabilir, arkadan bacağınızı ısırabilir gibi, ya da bir kediyse böyle derin bir tırnakları da sokakta yaşadığı için daha uzun olabilir ve sizi güzelce bir tırmıklayabilir. Öyle bir durumda yapacağımız şey, eğer kanama yoksa sabunlu suyla güzelce yıkamak. Mümkünse kedi köpeği de yanınıza alabiliyorsanız ne ala, ama hani genelde kaçıp gidiyorlar o durumda. Eğer bir parçalı bir kanamalı bir durum varsa oraya mutlaka güzelce bir şey yapıyorum. Tampon yapıyorum ve kanamayı durdurmaya çalışıyorum. Ve mutlaka tetanoz aşısı ve kuduz aşısı için ilgili devlet hastanesine gidiyorum. Devlet hastaneleri sadece bu aşıları yapıyor. Bu arada kuduz aşısı için hemen bunu da söyleyebilirim. Ve her devlet hastanesi genelde kuduz aşısını yapmayabilir. O yüzden hangi hastaneye gideceksiniz, Google'dan bir search ederek önce giderseniz çok fazla vakit kaybetmeden kuduz aşınızı ve tetanoz aşısını yaparak devam ettirebilirsiniz. Bu arada bir anekdot. Kuduz aşısı devletin bildirme zorunluluğu bir aşıdır. Başladığınızda da mutlaka sonuna kadar o 4-5 dozu mutlaka yaptırmalısınız. Gidemediğinizde, yaptırmakla ilgili bir sıkıntınız olduğunda da mutlaka gittiğiniz o devlet hastanesini bildirin. Çünkü polis türleri sizi evinizden bile alabilirler. Bunu da unutmayın. Ama tabii böyle bir durumda muhtemelen ihmal etmemeliyiz. İhmal etmeyeceğinizi düşünüyorum ama lütfen dikkatli olun ve bu aşınızı da ihmal etmeyin. Umarım tabii böyle bir kedi ya da köpeğin saldırısına uğramaz ve bir tarafında böyle bir ters bir durum olmaz, ama olursa da bu bilgilerim umarım sizin işinize yarar. Bu videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Sizler benim videolarımı beğendikçe ben daha fazla video çekip sizlerle daha fazla paylaşımlar yapacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.